Bugün Gustavo'nun çalışkanlığı var diyoruz. Frankfurt maçında bambaşka bir Gustavo vardı. Dirençli, hem savunmaya yardım eden, orta sayda dizayn eden bir Gustavo vardı. Ama lig maçlarına baktığımda Gustavo o kadar e, daha çok hücumu düşünüyor. Orta sahayı toparlamak yanında kim oynuyorsa ona düşüyor. Bugün ilk yarıyı Mert Akansız çık, belki ilk golü Fenerbahçe erdi. Olabilir. Ya e, ben e, işte Zayıcı söyledin. Zayış da. E, İyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de şu anki kadroda iyi bir oyuncu. Ama o forvet arkası oynayan bir oyuncuydu. Ee, baktığınızda şimdi ön liberolardan bir tanesi olarak oynatıyor. Aynı evet. modelden 4-5 tane oyuncu var. Aynı tip, aynı stil. Sadece isimleri farklı. 4-5 tane aynı oyuncu var. Kariyeri çok düşüşte. Bazısı bir çıkış arıyor. Şimdi bir teknik adamla beraber programdayken fazla inatlaşmak da istemem ama şu var. Herkesin görüşü kesinlik kesinlikle farklıdır. Ee, Zeiss Fenerbahçe'de yedek oyuncu olabilir. Bazı bak Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum yani 11 tane oyuncuyu sayıp da bunlar o süper Fenerbahçe'nin. Siz oynarken kaç yıl oynadınız Fenerbahçe'de hocam? 5-6 sene oynadım. Ne oyuncular vardı? Ezbere sayıyorduk. Kalbur üstü bugün, üstü. bugün kadroyu sayabileceğimiz zaman kalecimiz belli, savunmadaki adamlar zaten mecburen belli. Sakatlar var, eksikler var mecburen He. belli. Geri kalan? 6 kişiyi 5 kişiyi sayamıyoruz bile düşünemiyoruz nasıl bir varyasyon yapacak kiminle yapacak. Bugün Ali ile Veli'yi yan yana oynatırsa %70 verim alır. Hasan ile Hüseyin'i yan yana oynatırsa belki %60 verim alır diye o kurguyu bile o teknik adam bunu defalarca düşünüyordur. Artı şunu söyleyeyim Saffet Hoca gibi Fenerbahçe camiasında mal olmuş yani isim olarak orayla özleşmiş bir adam varken de şunu söyleyeyim. Ali Koç geldiğinden beri en büyük özgürlüğü bu teknik adama verdi. Hem transferlerde hem sistemde hiçbir şeylere karışmıyorlar. Hani kulüp menajerliği veya sportif direktörlük bunlar yok şu anda. Ama Fenerbahçe'nin yanın e, bu teknik adamın yanında paylaşacağı, fikir paylaşacağı bunu millet görmesine gerek yok. Şov anlamında değil. Birkaç tane sizin gibi Fenerbahçe'nin e, kulübüyle ismi özdeşleşmiş insanların olması lazım. Başkan her sene tamam yeni bir şey deniyor. O geliyor, bu gidiyor, o geliyor, bu gidiyor ama Pereira'ya tek yetki biraz da ama tam tam bir düşünce gibi. tarzıyla Ama bak ben fazla insan bu isimlerle istemiyorum. Bu Ama Kerem ben 6 tane 8 tane evcilik oynuyormuş gibi biri giriyor biri çıkıyor biri dönüyor ötekiyle konuşuyor. Ee, yedek kulübesinde 5-6 tane eski futbolcu ben bunları söylemiyorum. Bir tane ortak fikirle çözülebilecek mesela ararlar. Saffet hocam biz birini düşünüyoruz. Al Sen olabilirsin, Serdar olabilir, Kerem olabilir. 4-5 tane isim var. Senin bir fikrin var mı derler. Çünkü Pereira diyorlar ki Pereira Türk futbolunu biliyor. Ligi biliyor. Ya Pereira bıraktığı Türk futboluyla şu andaki Türk futbolu aynı yerde değil ki. Kimler var? Aynı isimler yok ki. Bir de istatistikler maç öncesinde ya? Fenerbahçe ile e, Hatay Spor tarihinde 62 defa oynamış. 16 defa oynamıştır. onunu Fenerbahçe kazanmıştır. Yine ya o günkü oyuncularla bugünkü oyuncular, o günkü teknik adamla bugünkü teknik adam da yok. Yani Pereira'nın mutlaka çünkü inat ederse Fenerbahçe'ye zarar verecek. Fe, Pereira çeker gider. 3 hafta sonra olmaz, 13 hafta sonra olur. Pereira şampiyon da yapabilir. Ama birilerinin mutlaka laf olsun diye değil, radikal karar aldırması lazım. Bu sistem hem fikir miyiz? Ben sizin gibi teknik adamlarla konuştuğumda kiminle konuşursam konuşayım, Üçlü savunmayı savunan bir kişi gördünüz mü bu Fenerbahçe takımında? Ben görmedim. Ya olmaz çünkü olmayacağını Hayır Siz de mi? görmediniz değil mi hocam? Olmayacağını, siz de hayır, yani, olmayacağını, olmayacağını, Hayır siz gibi. bak sizi söylemeniz hayır söylüyorsunuz zaten. Konuştuğunuz arkadaşlardan eski futbolculardan söyleyen var mı? Bunu? Hayır, üçlü savunmayla devam etsin, bu tutar diyen var mı? Yok. Ben hiç görmedim. Sen Ama de... hoca hoca bir de üçlü savunma da demiyor. Üç üç stoper diyor. Evet, yani o yani da üçlü savunmanın ötesinde daha derinindiği zaman daha başka bir sıkıntı çıkıyor. Yani biraz kenardaki oyuncuların kenar oyuncu olma özelliği olabilir. 4-4-2 oynuyorsunuz. iki tane stoperli oynuyorsunuz. Yani evet iki tane, Bunlardan bir tanesinde en az ayağının iyi olmasını bekliyorsunuz. Siz üç tane ile oynuyorsunuz. Şimdi bu sistemde şu da var. Mesela efektiften biraz önce bahsettim verimlilikten. Bazı oyuncuların gerçek verimliliğinden de değerinden de yararlanamıyorsunuz bu sistemde. Hem oyun sistemi ona alışkın değil hem oyuncu ona alışkın değil. Mesela oyuncuyu orta sahayı korusun diye tutmaya çalışıyorsun. Bu, bugünün iyi oynadı diye ondan bahsediyorum. En iyi oynananlardan biri Mert Hakan'dı. Sivas'ta neyine alışıktık? Bu adamın asist yapmasına, şut çekmesine, ceza sahasında evet. oralarda dolaşmasına. Adam nöbetçi gibi, nöbetçi çavuş. Orta sahada Gustavo e, Tabii yapıyor o işleri. Tabi sistemde ona verilen rol şimdi, çok daha farklı. Düşün bugün iyi oynadı. Çocuk adamın kendi yeri bile değil. Ne deriz iki gün sonra eleştirmeye başlarız. ya yani Bu beklesin burayı savunamıyor deriz. Ne yapıyor bu sefer? tek Yeteneğinden ziyade fiziksel güce dayanıyor. Adam %70-80 efor sarf edecekse şimdi %100'ün üzerine çıkmak zorunda kalıyor. Nefes nefese adamın bir 90 dakika oynadı ya da 70. dakikalarda bir iki maç önce oyundan çıkışı var suratına baktım. Gözleri patlamış artık. Çünkü iki kişilik iş yapmaya çalışıyor. İşte yük eşit dağılmıyor. Evet. Öndeki iki tane oyuncuya inanılmaz fazla yük biniyor. Şimdi 5'li oynuyorsunuz. En az yük hangi bölgeleri orta saha. orta saha çünkü orta saha hem ileri gitmek zorunda hem geri gelmek zorunda. O maç zorunda. Frankfurt maçı muhtemelen. Hmm. Mertakan Şimdi 5'li oynuyorsunuz yani Top rakipteyken beşli oluyor. Üçlü savunmanız var. Üç tane stoperiniz var. O sahi geliyor dört. Ferdi geliyor beş. Evet. Beş tane savunmacıyla savunma yapıyorsunuz. Ve her maç gol yiyorsunuz. Her maç pozisyon veriyorsunuz. Yani bunda bir terslik yok mu? Olmaz olur mu? Yüzde üç yüz terslik var tabii ki. Bütün takımlar dört kişiyle altmış metreyi korurken siz beş kişiyi hani daha fazla oyuncuyla o alanı kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama pozisyon yiyorsunuz. Yani buna... ama hoca her maçtan sonra, böylesine sıkıntılı maçlardan sonra bir ruhtan bahsediyor. Mesela Bunun... çok memnun kazanılan ya oyundan. İyi mücadele ettik. İyi mücadele Hiç ediyor. iyi Onlardan, de de. Hiç iyi, bak iyi mücadele etti. Doğru söylüyor. Hep iyi mücadele ediyoruz. Yani hoca öyle bir konuşuyor ki maçı seyretme, maçtan hiç haberin olmasın dersin ki çimleri parçalayan futbolcular var sağda diyorsun. Ben, Ama maçın özetine bakıyorsun yok. Ya ben da çıkar Giresun Spor'un hocası mı diyor acaba? İyi evet. Mücadele Ferdi 3 günde ancak kendine gelir. O sayı 3 günde anca kendine gelir. Gustavo 3 günde dolayı. aynı. Mert Hakan veya Mert Hakan'ın yerinde kim oynuyorsa sıkıntı yaşar. Burada sıkıntı yaşamayacak 3 tane stoper var. Hocam. 3 tane stoper çok fazla yorulmaz. Ben dediğinizi anladım. Ee, fakat şu var. Lucescu 100. yılda Beşiktaş'a geldiğinde Lucescu'nun Lucescu'dan daha önce görmediğiniz bir oyun tarzını gördük Beşiktaş'ta. O dönem yazdılar korkak futbol falan filan diye oynatıyor. Yıllar sonra Zagoy ile ben bir röportaj yaptım. Zago'ya da sordum. Lucescu size korkak futbol mu oynatıyoruz? Yok dedi. Eldeki malzeme baktı. Bu malzemeden ancak bu oyun çıkar dedi. Ona göre. Şimdi Lucescu ne yaptı? Kendi sistemine göre malzemeyi o kalaba sokmadı malzemeye göre bir sistem geliştirdi. Tamam, güzel. Şimdi burada da Vitor Pereira malzemeye göre bir sistem mi belirledi? Yoksa kendi kalıbına göre oradaki malzemeyi bu şekle mi sokmaya çalışıyor? Kendi kalıbına göre şekle sokmaya çalışıyor. Düşüncesine saygı Yani. Hocam bak o oyun sistemi, o oyun tarzı, üçlü savunmayı Avrupa'da artık birçok hocalar kullanıyor. Ama adamın elindeki malzeme senin elindeki malzeme farklı. Belki ondan 3 senenin transfer enkazı diyorum ya hocam. Sen bu seneyi geç hocam. Eldeki kadroyla göre. Çünkü muhtemelen o istediği o son transferler muhtemelen başka isimler vardır. Pahalıdır. Mevki olarak, özellik olarak belki de bu oyuncuları almış olabilirler. Mesela eleştiriliyor bazı isimler. Bunlar nasıl transferler diye. Alınmak zorunda mı? Alınmak zorunda olunan. Çünkü kendi sistemine göre herhalde. Ama hocam transferin son gününde öyle transferleri. Ya Lüçesku bile çok kolay adapte edemedik ki Ronaldoyu bile. Bazı oyuncular alınmak zorunda değildi bence. O yüzden diyorum. Ha, o da Değildi. Vardı. Bir de o tarafı Yani var. ilk 11'de asla olamayacak 2-3 e, tane oyuncu alındı mesela son transfer günlerinde. Şimdi hocam bir de sen diyorsun ki ben de dikkatimi çekti. Ya Zalai, Atilla bazen tutturuyor çok güzel İsabetli savunma. İsabetli atıyor. Ben de Mesut var mı? Var. Pelkas var mı? Var. Osay var mı? Var. Mert var mı? Var. Gustavo var mı? Var. İrfan Can var mı var? E o zaman o yapacaksa ben bu adamları niye aldım? Ya o da bir taktik anlayışı. Ama rakibi kötü yakalarsın. Bu kadar uygularsın. kreatif ayaklar varken o savunmadan ama topu çıkarırken Bak. E, onun görevi o. Bak bu kadar yani kreatif Mesut ayaklar. Mesut sol stoper oynasa o çıkarır zaten. Ya, bu kadar ama çok uzun bunu, oynuyor. Onu bunu... söylüyorum. 30 metre süzülen top havada o top süzülürken herkes zaten pozisyon alıyor. Bunu, bunu her defa yapmazsa Hiçbir sıkıntı tamam, yok. herhalde stoperlerin savunma arkasına top atma yasağı yok. Ama bu senin oyun kimliğin oluyorsa yapıyor. eğer çok fazla yapıyor. Bu tehlike. Şimdi piyan için olduğu yerde, <laughs> yerde. çok pardon. Piyan <laughs> için olduğu yerde Verikton sürekli atarsa arkaya derse gibi bir dakika ya. Şimdi burada da bu kadar kreatif oyuncular varken Salahi, Atalya sürekli sen at, sürekli sen at dersen o zaman adamlar hocam biz devre arasında gidelim bir yerlerde oynayalım bari der. İş oraya gider. Pelkas'ın gerginliği ne diyor? Ben de katılıyorum.